Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Lekad ca'at rusul rabbina bil hak. Sallu ala resulina Muhammed. Sallu ala şefi zunubina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina ve kurreti a'yunina Muhammed. Selamun aleyküm. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Hak dostların yolundan bizi ayırmasın. Sünnet-i seniyye üzere hayırlı, bereketli, uzun ömürler cümlemize, efendilerimize nasip etsin inşallah. Dünyada da, ahirette de dostlarından bizi ayırmasın. Tasavvuf sohbeti bu akşamki sohbetimiz, biliyorsunuz bu sohbetler kayda alınıyor. Yani bunlar internette hem naklen veriliyor hem de kayıt olarak yapılıyor. Onları inşallah arkadaşlardan adreslerini sorarak öğrenerek alırsınız. Çok fitne var. O fitnelerin durdurulması için ancak Allah'ın yardımı olur. Başka türlü bu olmaz. O yüzden bu fitneyi ancak Allah-u Teala durdurabilir. Biz bunu durduramayacağımız için biz sadece üzerimize vazife olan şeyi yapmaya çalışıyoruz. O vazife nedir? Ehl-i sünneti öğrenmek, yaşamak, anlatmak. Tesir Allah'tandır. O yüzden arkadaşlar fitnenin çokluğundan korkmayalım. Ahir zamanda çok fitne olacak. Hatta yalancı peygamberler çıkacak. Birkaç tanesi de kadın olacak. Ha? O yüzden bunlar zaten Efendimiz Aleyhisselam'ın haber verdiği hususlardır. Bu haberleri duyduk. Benim yolumdan, ashabım yolundan ayrılmayın buyuruyor. Ehl-i sünnet, ashab-ı kiramın tamamıdır. Ehl-i beyt, ehl-i sünnet, ashab-ı kiramın tamamıdır. Onu birbirinden ayıramayız. Ayırdığın zaman o zaman ümmeti bölmüş olursun. Ayıranlar kasıtlı yapıyorlar. O yüzden arkadaşlar ehl-i sünnet demek Efendimiz Aleyhisselam Ehl-i Beyt-i Ashab-ı tamamı demektir. O yüzden inşallah bu inceliği unutmayalım. Şimdi mektubattan tasavvuf dersimizden önce bir Risale-i Kusey'den manevi büyüklerin manevi sözlerinden okuyalım, öğrenelim. İnşallah Cenab-ı Hak bize de nasip eder. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Ledün deryasının sultanı oldur. Hakikat sırrının burhanı oldur. Ledün deryası yani maneviyat deryasının sultanı, hocası kimdir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yeah. Ateyna rahmeten min indina. O tarafımızda ona rahmet verdik. Ve allemna min ledünna ilma. Kendi tarafımızda ona özel bir ilim öğrettik. İşte ledün ilmi hususi bir ilimdir. O ilim kalpten kalbe veriliyor. Ama şeriat ilmi, din ilmi herkese beğeniliyor. Hakikat sırrının burhanı odur. Hakikat sırrının da, hakiki sırların da delili yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Demek bütün ilimlerin, şeriat ilimlerinin, hakikat maneviyat ilimlerinin kaynağı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve hakikat sırrının burhanı, delili de odur. Demek ki o sırra ulaşmak ister insanlar ama o sırrı gösteren delil kimdir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Cemii enbiyanın hanı odur. Bütün peygamberlerin hanı sultanı odur. Cemi evliyanın canı odur. Bütün velilerin de canı mesabesindeki ruhu, özü odur. Yani burada büyük bir incelik var. Yani bütün veliler veli olması için Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olması lazım. Sünnet-i seniyye tabi değilse bir adam veli olamaz. Yeah. Futurlardan geçip hakka gidelim. Cemali ve kemale seyredelim. Futur tembellik demektir. Tembellikten kaçalım, zikre, ibadete sarılalım. Adam sünnet yok diyor, nafile yok diyor, sadece farz kılsan yeter diyor. Nereye yeter? Bu sünnetleri Efendimiz Aleyhisselam kılmış, sünnetlere devam etmiş. Muvazaba deniyor ona, muvazaba. Muvazaba demek Efendimiz Aleyhisselam bunları yapmış, devam etmiş. Dolayısıyla vacip gibidir. Sabahın sünneti, öğlenin sünneti, önceki sonraki sünneti, akşamın sünneti, yatsının bu sünnetler. Kim kılarsa bunları devam ederse bunlara Cenab-ı Hak köşk vaat ediyor. Ve bunlar
Hadis-i şerifte beyan edildiği için, devam edildiği için o revatip deniyor bunlara. O revatip sünnetler vacip değerindedir. Onları bir insan kasten terk ederse bidatçı olur. Kazanlar diyor, sünnet kılma diyor. Nereden buldun bu aklı? Kaza derken neredeydin? Niye kaza ettin? Öyle avantaj yok. Kaza ise kazayı iade edeceksin. Kılacaksın. Kazanı da kıl. Vakti namazını da kıl. Vakti namazından sonra bir kaza kılsan birkaç sene sonra ödersin. Anlaşıldı mı? O yüzden tembellere uymayın. Cuma'dan sonra sünnetler var, zurahır var. İhtiyattır. Ne olur ne olmaz. İbadetten kaçan adam bu işe, yani ilme, amele, ihlasa ulaşamaz. Cennette iyi bir derece alamaz. Allah'ın rızasına kavuşamaz. Nafilelerle insan Allah'a yanaşır. Farzlar zaten vazifen. Bunun haricinde nafileleri de işlemek lazım. Ya. Cenab-ı Hak inşallah ibadet askılevizi doldursun. Şimdi mektubattan 70. mektup. Birinci cilt. Böyle baş taraftan geliyoruz. Önce kolay olanlardan başladık. İnşallah yavaş yavaş isteğe göre ağır konulara da gireriz ama gayemiz bizim burada tasavvufun ehl-i sünnet içinde olduğunu, ehl-i sünnet itikada muhalif olmadığını söylemek, anlatmak, göstermektir. Ayrı bir şey değil yani. Tasavvuf ehl-i sünnetin iman ve amel konularını ciddi şekilde yaşamak içindir. İmanda yakın, amelde yüsür. Kaide bu. İmanda yakın demek görür gibi inanmak. Yani cenneti görmüş gibi, cehennemi görmüş gibi, kabir azabını görmüş gibi, sırat köprüsünü görmüş gibi, şefaat olduğunu görmüş gibi, bu verilen haberlerin doğruluğunu görür gibi inanma haline ulaşmaya tarikat bizi götürüyor. Buna müşahede deniyor, şuhud. Şehide niye şehit diyorlar? Çünkü o Allah-u Teala'nın varlığına, biline, vaat ettiği şeylere şahit oluyor. Şehit olunca ona gösteriliyor. Ya şu makamı, yani görür gibi olma, imanımız görür gibi olursa o zaman hiçbir pürüz kalmıyor. Amellerde de yüsür, kolaylık. Daha yok mu? Rabiatül Adeviye gecede bir rekat kılarmış. Falancı zat şu kadar kılarmış. Nasıl kılıyor bunlar? İmam Azam Efendimiz iki rekat namazda bütün Kur'an-ı Kerim hatmetti. İmam Şahvazleri uyumamak için saçından kendini asarmış böyle bir yere, uyumamak için. Uyuduğu zaman saçı bağlı olduğu için hemen kendine gelmiş. Bütün bu ulema kimisi ıslak elbise giyerlermiş uyumamak için. Yani futur, gevşeklik yok. Ashab-ı kiram namazlar, niyazlar, ibadetler, Efendimiz Aleyhisselam ayakları şişmiş namaz kılana kadar. Biz iki rekatta, dört rekatta vın. Fefirru nereye? Meyhaneye, süre sağa sola, ben nereye? Oyun eğlenceye. Fefirru ilallah. Ayet öyledir. Ayet demek yarım okuyor. Fefirru kaç. Nereye kaç? Doğru eve kaç. Televizyona kaç, mümlere kaç. Öyle değil. Fefirru ilallah. Allah'a kaçın. Ya. Allah'a kaçmak neyle işte? İbadetle. İbadete geldiğin zaman Allah-u Teala'ya ulaşmış oluyorsun sanki. İnşallah şimdi konuyu dağıtmadan mektubattan sonra Gavs inkarcılara kitap getirdim. İcabetül Gavs ve beyan-ı hali en-nukaba ve en-nüceba ve el-abdal ve el-evtad ve el-gavs. İşte kitap burada. Kayıt alıyor mu? Evet. Kayıt düğmesine bastınız mı? Evet. Bunu güzel kayıt alsın böyle. Bu kitap bu. Kimin kitabı? İbn-i Abidin Hazretleri'nin kitabı. İbn-i Abidin kimdir? Büyük fukaha. 200 sene evvel yaşamış. Ya. O zat 30'dan 40'tan fazla kitabı var. Bu meseleyi yazmış. Niye yazmış onu anlatıyor. İnkarcılar neyi inkar ediyorlar? Ya kabul etmiyorsan bari konuşma. Kabul edenler var. Delilleri var. Yani neredesin? Tevatür derecesinde delil var. El-Mektubu Seb'un 70. mektup fi beyane enne camiyetil insan sebebun li budihi kema enneha sebebun li kurbihi. İnsanın camiyet vasfı, insanda bir ruh var. Ne yapıyor? Bütün kemalatları cem ediyor. Ruhta ne var? 8 sıfat var. Allah-u Teala'dan geliyor onlar. İsim ve sıfatlarını aksediyor. O cem ediyor, bak topluyor. Bu vasıf var. Bu onun Allah'a yakınlığına sebep oluyor. Aynı zamanda ibadetten kaçtığı zaman, Allah'ın rızasına kaçtığı zaman bu sefer Allah'tan uzak kalmasına sebep oluyor. Ya arkadaşlar. O halde Allah'a yakınlaşacak yolları bulmamız lazım. Vesileyi bulmamız lazım.
Sebbetekümullah subhanu ala caddeti şeriatın Mustafa ve Teala sahibi es salatu ve selamu tehiyye. Şeriat, sünnet seniye caddesi üzere Cenab-ı Hak sizi bizi sabit kılsın. O yolun sahibi olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salatu ve selam, tehiyye, tazim, hürmet olsun. Rahimallah abden kale amina. Allah-u Teala amin diye kula rahmet eylesin. Amin. Böyle dua diyor bak. İlem enne camiyetel insan kema enna sebebun li kurbihi ve tekrimi ve tefdilihi kezakiye ye sebebun eczan li budihi ve tecihilihi ve tadlilihi. Nasıl ki insan diyor, onda bir özellik var ki, o özellik onun, o camiyet vasfı onun keremli olmasına, faziletli olmasına, kıymetli olmasına sebep olduğu gibi aynı zamanda da onun cahil kalmasına, yoldan sapmasına, Allah'tan uzak kalmasına da sebep olabilir. Öyle bir özellik var bizde. Şimdi insan değil mi? Ahsen-i takvim üzere yaratılmış. Tin suresinde bu anlatılıyor. Değil mi? En güzel varlık insandır. Cenab-ı Hak onu ahsen-i takvim üzere yarattı ama onu kendine yaptı adam. Esfel-i safiline attı. İtaattan çıkınca. Fe bi vasıtati temmiyeti mir'atihi ve kabiliyetihi li zuhuri cemil esma ve sıfat ve li tecelliyati zatiyye. Bu insanda öyle bir ayna var ki o Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarının bilakis Mevla'nın zatının tecellilerinin zuhuruna kabiliyeti var. Şu kağıt mesela beni göstermiyor. Bunda aynalık özelliği yok. Şu tahtada yok. Ama aynaya baktığın zaman seni gösteriyor. Ya onda özellik var. Eşyanın çoğunda bu yok ama aynalık vasfı olan birçok eşyada gösterme özelliği var. Ruhta işte öyle bir özellik var ki o Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarının akislerini gösteriyor. Görüyorsun. Neyi gösteriyor? Allah-u Teala'nın görme sıfatının bir zillini gösteriyor, anlatıyor. İşitiyorsun. Allah-u Teala'nın işitme sıfatının bir zerresi var sende. Onu anlatıyor bize. Ya aynalık böyle. Yoksa orada Allah'ı göstermiyor. Allah cisim değil aşağı. Plakeyf. Ama Allah-u Teala'nın ikram ettiği kendi tarafından ve nefaktu min ruhi, ruhumdan üfürdüm diyor Cenab-ı Hak. Nasıl üfürdü? Böyle mi üfürdü? Şekil verme. Okul kasır, hemen hakka gidelim cemali ve kemalesine. Akıl bu işlerden noksan. Akılla kalır gidersen yolda kalırsın. Akılla işte yorum yapıyorlar. Bu adamlar, bu inkarcılar var ya şimdi, reformcular. Hepsi bunlar. Bakın akıl salatası. Felsefe, felsefe şöyle olmuş, böyle olmuş. Sen aklın ne ki? Senden sonra biri gelir aklını yerden yere vurur. Aklı bırak. Nakile bak. Nakli anlayan ashab-ı kirama bak. Onun peşinden gelen İmam-ı Azam'a bak. İmam-ı Şafii Hazretlerine bak. İmam-ı Malik, İmam-ı Hanbel'e bak. Onların talebelerine bak. Onların verdiği fetva ile yetişen Allah dostlarına bak. Ya bu yolda bir edep bile terk edilmez diyor Mektubat-ı Rahman Hazretleri. Efendimiz Hazretleri öyle söylüyor. Ya Mahmud bir kuşluk namazını terk edeceğine ölmesi dahildir diyor. Bak kuşluk namazı farz değil ya, vacip değil ya. Ama sünnet. Allah-u Teala'nın Habibi sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaptı. Fakirlikten şikayet olan varsa kuşluk namazı kılsın. Rızkı bollaşır inşallah. Ya İmam-ı Azam Efendimiz abdestte işte bir edebi unutmuş, onu unuttuğu için 20 senelik namazını tekrar iade etti. Edep edep parmakları alttan hilallemek. Ya adam şimdi ben de İmam-ı Azam gibi iştihad ederim diyor. Sen İmam-ı Azam'ın iyisi bile olamazsın. Bırak iştihadı. Hiçbir olamazsın. Tozu bile olamazsın. Gerizekalılığın lüzumu yok. Kargalar bile bunlara gülüyor ha. Karga gak gak diyor ya, aslında bunlara, şunların haline bak bak diyor yani. Şu rezillere bak diyor. Adam şalvarın haline konuşuyor. Şalvar efendim sen böyle kaldırdı, dua etti. Bunu giyene şalvarı kaldırdı pazarda. Biz bunu Hazara'da da seferde de giyeriz. Dua etti ona Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun adeti, şalvar, cübbe, sarık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem adeti. Kimin adetini yapacaksın? Takmış boğazına kırmızı kravatı. Şişmiş böyle affedersin tavul gibi. Olmuş bir Amerikalı. Şalvarın haline konuşuyor. Bir gün bir Yahudi alimi gelmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Bir şey sordu. Efendimiz cevap verdi ona. Beğenmedi. Beğenmeyince Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle göbeğine parmağını bastırdı. Allah-u Teala şişman alimleri sevmez dedi. Ya ense yakmışsın sen demek istedim. Adam olmuş 200 kilo. Takmış kırmızı kravatı. Bakarsın bir parti kuruyor. Bakarsın tencere satıyor. Kimi zaman şeyh oluyor. Şimdi de olmuş. Bilmem ne olmuş. Şalvara git gör Sultan Selim'in şalvarını. İki kişi girer onun için ha. O şalvarla dünyaya İslam adaletini gösterdi. Şalvar çıktı ne oldu? Pantolon gibi. Pantolon. Yani arkadaşlar geniş giyinelim.
geniş giyinelim, sünnete uygun olan odur. İnşallah yani kardeşlerimiz, herkes, biz de öyleydik. Ben inşallah giydiğim zaman utandım. Biraz kısalttım onu, daralttım. Şalvar tolon, pantolon tolon yani böyle. Biraz kıstım onu. Ya, üniversiteye gidiyorsun. İşte orada ne derler falan filan. Efendi Hazretlerimizin duası bereketiyle cübbeyi de giydik, şalvarı da giydik. Elhamdülillah. Ne kadar rahatmış be. Bugün bana bir soru soruyor. Hocam diyor, erkek bir Müslüman nasıl bir iç çamaşır giymesi lazım? Kısa don mu giyeyim? Lastikli mi giyeyim? Yok kardeşim. Şeriat donu giyeceksin. Şeriat donu. Dizine kadar olacak. Ya faraza denize düştün, yandın mandın. Pantolonu soydular. Altında uzun donun olsun. Ya. Çünkü Efendimiz rüyasında gördü. Bana arz edildi. Herkesin iç çamaşırı gösterildi ona. Hazreti Ömer'in çamaşırı yerlere sürünüyordu. Dedi ya Resulallah, neyle tevil ettin bunu? O işte iç çamaşırı don nedir? Din ile tevil etmiş onu. Bak iç çamaşırı uzun olanın dini de geniş, takvası geniş, ayıplarını örter. İç çamaşırı deyip geçme kardeşim. Kime benzeyeceksin ya? İyi düşünelim bu işi ya. Çok ayıp oluyor. Kadın elbisesi, erkek elbisesi karışmış. Erkek kadın elbisesi giyerse, kadın da erkek elbisesi giyerse benzemek için lanetleniyor. Sakın ha, benzemek için yapmayın. Uydun nefsine gidiyorsun, tövbe et. İnşallah İslam erkek kıyafeti. Ya adet diyor, adet. Adetse kimin adeti yahu? Efendimiz Aleyhisselam'ın adeti. Burada mesela çok kardeşlerimiz geniş kıyafet giyemiyorlar. Gidiyoruz umreye bakıyoruz, elhamdülillah almış cübbeyi, almış geniş şalvarı. Oh, rahat ettim diyor. E niye? Çünkü orada herkes öyle. Her yerden gelmiş. Afrika'dan gelmiş, Mürge, hepsi geniş kıyafet giyiyorlar. İnşallah burada da genişleriz. Demek istediğim adam şalvarın aleyhine konuşuyor göğe. Yani Cübbeli hocamızın aleyhine konuşmak istiyor herhalde. Cübbeli hocamız çıkarsa o zaman görürsün gününü. Ya. Fırsatı buldular ama konuşuyor. Boşuna konuşmayın. Cübbeli hocamızdan peşinde belki de yüzlerce daha sertleri var ha. Biz konuşmuyoruz yani, Efendi Hazretlerimizin müsaadesi yok fazla şey yapmaya, ama ilmi, sünnet seneyi savunacağız. Biz öğrendiğimiz ilmi size anlatmaya mecburuz. Adam ehl-i beyt, ehl-i beyt deyip ehl-i sünneti bölüyor. Ya mektubatta var işte, ehl-i beyt Nuh'un gemisidir. Ona girmeyen helak olur. Bitti. Ehl-i beyt ehl-i sünnetin içindedir. Onu ayıran adam kasıtlıdır, haindir. Ayırmaz, birbirine ayırmaz onlar. Arasında tartışmalara sen karışma. Tartışmaların hükmü verilmiştir. Onları okuyacağız inşallah. Dersin sonuna doğru ashab sevgisi hakkında bir şey söyleyeceğim. Yani böyle hainler çoğalmış. Olacak. Yalancı peygamber de çıkacak. Adam Amerika'dan buraya peygamberlik yapıyor. Gel buraya bakalım nasıl yapacak. Bir görelim bakalım yani. Sahtekarlar böyle çoğalacak. Teccal çıkacak. Teccal çıktığı zaman adam diriltecek ha. Yağmur yağdıracak. İstidraç. O yüzden ehli sünnet ulemasından, bilhassa takva olan ahiret ulemasından, yani Allah dostlarından ayrılmayalı. Demek ki insanda bir ruh var. Bu ruh bir ayna gibi. Nasıl ayna? Yani Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarındaki özelliklerden bizde numuneler var. Bak, hayat var bizde. Hayat sahibi bize hayat vermiş. Görmek var. Görmenin sahibi bize görmek vermiş. İşitmek var. İşitmenin asıl sahibi Mevla bize işitme vermiş. Anamızın babamızın evinden getirmedik bunları ha. Hiçbir şeyimiz yoktu. Bir damla suyduk. Ondan evvel zaten bir şey değildik. Mevla onu rahime indirtti. İnsan şekline koydu. 3 ay sonra, 120 gün sonra ruh ona üfürüldü. Mevla Mevla'yı gönderdi. Ruhu ona indirdi. Bak aracı, Mevla'ya araya aracı koyuyor. Sen de Mevla'ya yönelirken aracı koy işte. Mevla direkt kendisi istese ruhu üfürürdü. Ama aracı koyuyor. Mevla ganiyyün, ganiyyün, gani, gani mutlaktır. Bütün alemlerden müstağınidir. Mevla alemin içinde değil, dışında değil, üstünde sağ sol değil. Mevla var, gayrısı yok gibidir. Mevla'ya göre yok. Hakiki varlık o, biz hayal. Ama bize bir irade verdi, bir hayat verdi, bir imtihan için bize bir varlık verdi. Bu varlık geçici bir varlıktır. Şimdi demek ki insanda bu ayna var. Mevla'nın sıfatlarını, belki de zat tecellisini gösteren bir ayna. Bak Musa Aleyhisselam'ın duasında, isteğinde Mevla dağa tecelli etti. Yani dağa
Tur Dağı'na birkaç tane böyle biraz nur akıttı. Daha ne oldu? Paramparça oldu. Mevla'nın nurlarını gösteremedi, aksettiremedi. Aynalık yapamadı. Ama insanın kalbi var ya, kalbi o aynalığı yapabiliyor. Ha? Bak ve ma varada fil hadis minel hadisil kutsi la yes'uni ardı ve la semai velakin yes'uni kalbi abdil mümin. Bu hadis kutsi remzun min hazil beyan. Şu açıklamamızın bir rumuzudur. Bu hadis kutsi Ebu Naim fil hilye anebi hurre de bunu rivayet etmiş. İsnadı hasendir diyor. Sağlam. Nedir manası? La yes'uni ardı ve la semai, yerlerim göklerim beni almaz. Onlar madde. Velakin yes'uni kalbi abdil mümin. Mümin kulumun kalbi beni alır. Nasıl alır? Allah oraya mı giriyor? Yok. Allah bir yere girmez çıkmaz. Kalp öyle bir genişler ki uçsuz bucaksız olur. Mevla'nın nurlarını kabul eder. Arş gibi. Mevla'nın nurları evvela arşa geliyor. Arş en latif cisimdir. Cisimdir ama yani mahluktur. Ama Allah'ın nurları evvela oraya geliyor. Kalpte de arşa benzeyen bir hal var. Kalp dediğimiz ruh. İşte et parçası değil ha. O bedenin kalbi. Bir de ruhun kalbi var. Ruhun kalbi var, ruhun sırrı var, ruhun hafisi, ahfası var. Ya. Bunlar terbiye edilirse işte Mevla'nın nurlarına ayna oluyorsun. O zaman konuşurken Allah'ın razı olduğu şekilde konuşuyorsun. Bakarken onu razı olduğu şeyle bakarsın. Şekilde bakarsın. İşitirken onu razı olduğu şeyleri duyarsın. Yani ehlullah olursun. Tehallaku bi ahlakillah, böyle olmuyor işte. Bunlar yani mühim meseleler. Mevla bu kemalatlardan bizi haberdar etsin inşallah. Böylece demek ki Allah'ın nurlarını aksettiren bir ayna gibi olabiliyor ve Allah'a yakınlaşmış oluyor. Bir de tersi var bu işin. Ve mabuduhu, Allah'tan uzaklaşmasına gelince fe bi sebebi ihtiyacı ila külli şeyin min ecza cüziyatil alem. Alemin bütün cüzleri var ya, bu alemde neler var? Toprak var, meyvesi var, sebzesi var, havası var, suyu var. Bütün o cüzlere altını var, gümüşü var, madeni var. Aradıkça buluyorlar. Taneler buluyorlar. Bütün o cüzlere insan muhtaç. Ya şu aletlere, bütün şeylere muhtacız. Bizim için. Fenelle ihtiyacen ila külle ma fil alem. Zira insanoğluna alemde ne varsa insanoğlu onlara muhtaçtır. İşte ayet-i kerime sanatıyla. Hulüke lekküm ma fil ardı cemiyan. Yeryüzünde ne varsa hepsi sizin menfaatiniz için yaratıldı Cenab-ı Hak. Bu buluşlar ihtiyacı olduğu için ortaya çıkıyor. Daha bir ihtiyaç olacaksa başka şey çıkacak. Hepsi Allah'ın nimetidir, ikramıdır. Ya. Buluşları kabul ediyorlar. Buraya gelmişken bir parantez açayım. Buluşları kabul ediyorlar. İnterneti kabul ediyorlar. Kablosuz yayınları, ne bileyim hard diskin kopyalamasını falan filan bir sürü akıl bile yani artık yani ne oluyor diyoruz. Bunları görünce inanıyoruz. Bakıyor tamam yapıyor ediyor falan. Peki bunun ötesinde bunları çalıştıran bir ruh var. O ruhu niye kabul etmiyorsun? Kabul ediyorum. Nesini kabul ediyorsun? Ruh güç bulduğu zaman bunları yaptığından çok daha büyük şeyler yapar. Niye onu kabul etmiyorsun? Yani keramet. Yani manevi haller. Teveccüh. Manevi tesir. Orayı kabul etmiyor. O zaman sen demek ki kafan çalışmıyor. Sende akıl yok. Demek ki akıl yok. Sende ne var? Madde var. Menfaati var. Başka bir şey yok. Aklı selim olsa o zaman ruhun güç bulduğu zaman zikirle, ibadetle Allah'ın nurunu hissettiği zaman bulacağı gücü düşün. O zaman Allah'ın nuruyla bakar. Allah'ın nuruyla tutar. Yani dua ettiği zaman Cenab-ı Hak onun duasını hemen yerine getirir. İşte kaos demek o demek. Kutup demek o demek. Onlar demek ki manevi adamlar. Nasıl ki zahirde vali var, kaymakam var, şu var, bu var. Onsuz olmuyor. Bu işin arkasında da manevi adamlar var. O manevi adamlara yanaşırsan sen de manevi bir adam olursun. Duan kabul olur. İnsanlara faydan olur. Dert budur. Yoksa havada uçayım falan edeyim falan edeyim değil. Gaye Allah'ın rızasına göre iman ve ameli salih işlemek. Kullara hayırlı olmak. Çünkü hayrun nas men yefeun nas, şerrun nas men yedurun nas. En hayırlı insan insanlara faydalı olandır. En şerli insan da insanlara zararlı olandır. Faydalı olmak nasıl olacak? Bizim bedenimiz var, ruhumuz var. Hep bütün içimiz, dışımız, bütün varlığımız imdat istiyor. Muhtaç. İşte bu insanların zahirine faydalı olmak nasıl lazımsa batınına da faydalı olmak lazım. Bir beyt var. Ne diyor bak?
Fe bi vasıtat hazel ihtiyaç lehu taallukun bi cemil eşya. İşte bu ihtiyaç sebebiyle kulun, insanın bütün eşyaya ihtiyacı olmuş oldu. Hazreti Teala bu alaka işte huvellezi sâre sebebin libudi ve dalali. İşte bu eşyaya yöneldiği için, maddeye, dünya, iş, para. Ne oluyor? Rabbisinden uzaklaşmış oluyor. Aldanıyor. Şir ve mertebetül insan fi ahiril vera izalike an izzil huduru teakara. İnsanın mertebesi mahlukatın en sonunda, en aşağıda kalmış. Bu sebeple Allah-u Teala'nın huzurundan geri kaldı. Fe'inlem yahut min budihi ve iktirabihi, bu uzaklıktan ve gurbetinden, yabancılığından dönmezse fela şeyen mahrumun kendisi minel vera. Mahlukattan insan gibi mahrum bir şey yok. Çünkü niye? Ona ayet gelmiş, Kur'an gelmiş, ilim gelmiş, öyle olduğu halde sapıtmış. Ya. Fekan insan eşrefel mevcudat ve şerrel kainat eydan. Bu durumda insan mahlukatın en şereflisi ve en şerlisi oldu. Niye? Çünkü minhu Muhammedun Habibu Rabbil Alemin aleyhi ve ala aleyhi salavat ve teslimat ve tehyat, üzerine salatlar, selamlar, taziz hürmet olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, alemlerin Rabbisinin Habibi, sevgilisi olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem insanlardan. Ve minhu Ebu Cehil la'in adu Rabbil eradin ve semavat, yerlerin göklerin Rabbi olan Allah'ın düşmanı lanetli Ebu Cehil de insanlardan. Firavun da insan, Nemrut da insan, ama peygamberler, dostları da insan. Ya fela cere mekâne kâne emr müşkilen, cidden o halde iş çok sıkıntılı, çok müşkil, çok zor. Malem yeteserin necatü min cemî talukâti şettâ, şu dağınık alakalardan insan kurtulamayınca, dünya eşyasına takılıp şöyle böyle falan filan, dünya alakalarından kurtulamayınca velem yahsul taalluku velem yahsul taallukun bi vahidin münezzehin anil vahdet eyzan. Tek bir olan Mevla ile alaka, hatta birlik ibaresinden, birlik mefhumundan dahi kurtuluş hasıl olmadıkça iş zor. Yani Allah bir, o birliği bile, o alaka bile yani seni meşgul etmesin diyor. Onu bile geç. Çünkü bir deyince ikinin yarısı bir diye aklına gelebilir. Eşi benzeri yok olan Mevla ile alaka kurmadıkça kurtuluş yok. Velakin yaktadi bi muktaza ma la yudrak kulluhu la yudrak kulluhu. Bir şeyin tamamı elde edilemiyorsa tamamı da bırakılmaz. Yapabildiğin kadar, becerebildiğin kadar bu yolda devam edeceğiz. Karınca misali. Yembe en yeltezime kevnel muameleti ve maişeti fe eyyamin kaliletin ala vefkis sünneti ve ittibai sahibi şeriatı aleyhi ve ala aleyhi salatu ve tayyat. O halde şu sayılı günler, şu dünya hayatında geçim hayatının, insanlarla muamelenin nasıl olması lazım? Ala vefkis sünneti ve ittibai sahibi şeriatı. Şeriat sahibi olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ittiba, tabi olmak ve sünnete uygun olarak yaşamak lazımdır. Bu şekilde yaşarsan o zaman günlerin zararı sana vermez. Fe innet tahallusa min azabil ahire, ahiret azabından kurtuluş vel fevze bit tenaumati sermediye, ebedi nimetlere kavuşmak merbutatun bi saadeti azel ittiba. İşte bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ittibaya bağlamıştır. Ebedi cenneti, ebedi nimetleri kazanmak istiyorsan ölçü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ittiba. Onun sünnetine yapışmak. Valide fen bedavu zekati minel envali namiyeti vel enam saimeti, büyüyen mallardan, yayılım hayvanlarından zekat vermek lazım. Zenginler. Zenginler zekat verse Türkiye'de, dünyada fakir kalmaz. Kema ve hakkuha ve en yecal yücale zalike vesiletin likattı taalluku anil enval vel enam. Bu zekatı vermek ne yapıyor? İnsandaki mal ve o hayvanların sevgisinin kesmeye vesile oluyor. Zekat verdiğin zaman o kadar miktar kalpten dünya sevgisi gidiyor. Ya. İslam'dan bir hüküm yaptığın zaman farz, vacip, sünnet, müstahap, onun karşılığında kötü taraf siliniyor, eziliyor, noksanlaşıyor, iyi taraf yükseliyor. Ve yen ben la yekuna hazun nefsi melhuzan ve menzuran ileyhi fi eklit lil et'imetil lezizeti ve lübsül elbisetin nefiseti. Kıymetli böyle elbiseler giyerken, lezzetli yemekler yerken burada nefsin arzusu, nefsin keyfi düşünülmemesi lazım. Nefsin için yapma onları diyor. Yiyeceksin, giyineceksin ama nefsin için olmasın. Belil laiku fi istimalil etimeti ve eşribeti. Bu yemek, içmek, elbise gibi meseleleri kullandığın zaman burada layık olan, uygun olan şey en la yemye şeyen gayra husulül kuvveti ledail taat. Tek hedef ibadetlerin edasına kuvvet hasıl olması için buna yeteceksin. Demek ki yemek niçin yiyoruz? Meşrubat yani niçin
su içiyoruz. İbadete kuvvet bulmak için. Ve fi lübsü sebeb en nefis, nefis elbiseler, kıymetli elbise giymekte. Yenbe en yenviye et tezeyyünel me'mura bi kavli teala estağfurullah. Huzû zînetekûm inde külli mescidin. Ey inde külli salatın. Her namaza geldiğiniz zaman temiz, güzel, kıymetli elbiselerinizi giyin ayeti var. Bu ayete ittiba için, bu ayete yapışmak için böyle güzel elbise, temiz elbise giyinmek lazım. Bu niyetle. Ve en la yeşubehu niyetin uhra. Bu niyetine başka bir şey karıştırma. Ve en lem teteyesser hakikatin niye. Hakikatten, gerçekten Allah için olması niyetini beceremiyorsan yenbe en yetükellefe fiha. Bu işte biraz kendini zorla. Ve en lem tebku fetebakev. Hadis-i şerif. Ağlayamıyorsanız ağlar gibi yapın. Kur'an okurken ağlayamıyorsan ağlar gibi yap. Niye? Çünkü ağlayamadığına ağla. Niye ağlayamıyorsun? Paran gitse, hasta olsan, çocuğun kaybolsa ağlarız. Sabah da ağlarız. Ama namaz kıldık acaba kabul mü? Zikrettik, sadaka verdik kabul mü? Bilemiyoruz. O ağla. Ya ağlamıyorsun, ağlayamadığın ağla. Ve en yelteciye ve yetedarra ilallah subhanahu Allah-u Teala'ya daimen devamlı şekilde sığınmak lazım, yakarmak lazım, yalvarmak lazım ki litteyessere hakikatun niyeti, hakiki niyet ele geçsin. Ve liyetelhallasa minettekülü, zorlamadan, yapmacıktan kurtulsun. Namazın niyeti de dikkat edin. Kalbinizden yapın niyetleri. Ağız söyler, kalp başka bir şey düşünür. Asıl niyet kalpte. Karar kalptedir. Dikkat edin yani. Namazların, farzların niyetini kalpten kesin, kalbin hazırla. Ve lealle yakbeli dem'il tekatur el mütekatır men kâne yahlukullu ulüyen min katretin. Nisan yağmurundan inci yaratan Allah-u Teala umulur ki benim gözyaşımı kabul eder. İnşallah amin. Ve lehazel kıyas yembe en yuamile fi cemil umur. Bütün işlerde böyle tatbik yapmak lazım. Bir muktaza fetevel ulemâil müteddeyyinin. Dindar olan alimlerin fetvası gereğince. Ellezîne ıhtarûl azime. Onlar azimeti aldılar. Dikkatli ameli aldılar. Kuvvetli fetvayı aldılar. Ectenebur ruhsata. Ruhsatlardan caizdir, uygundur, ne olur, bir şey olmaz gibi laflardan sakındılar. Ya bak tasavvuf görüyor musun? Emrediyor. Ya. Ben tuttum diye kadına tokalaştım diye bir şey yok diyor. Sen tokalaş diyor. Sen misin ölçü? Ben bana göre diyor gelmeyecek diyor İsa Aleyhisselam. Ya sana sen kim oluyorsun? Bence böyle diyor. Sence bence yok. Seni at çöpe. Nefsini kaldır at. Allah-u Teala'nın emri budur. Efendimiz Aleyhisselam'ın beyanı budur. Ashab-ı Kiram bunu böyle anladı. Ve ulema bunu böyle yazdı. Zapt etti. Buna tabi olmaya mecburuz. Bizi Cenab-ı Hak böyle imtihan ediyor. Kafana göre takıl demiyor sana Cenab-ı Hak. Bak. Müteddeyyin, ahiret dertlisi olan alimlere sorun. Bugünkü reformculara, ilahiyatçılara sormayın. Televizyondaki reklamcılara. Dertleri reklam. Adam cuma namazına gitmiyor orada. Dinden bahsediyor. Ya hadis-i şerif, üç cuma gitmeyenin iki yakası bir araya gelmez. Gelmez. Evet. Ve en yâtekide zâlke vesileten linnecâtil ebedî. Hem de bu fetvayı alıp yapmak var ya, ahiret kurtuluşuna vesiledir. Mâ yefâlullâh bi azâbi kimin şekertüm ve amettüm. Eğer şükrederseniz, iman ederseniz Allah size niye azap etsin ki? Ya. Şimdi ikinci konumuz, vakit çok ilerliyor. Şey yapamıyoruz yani ama çok bahis var. İcabetül Gavs. Tevessül bahsini bitirdik, kitabını okuduk. Daha çok deliller vardı da yeri gelirse şey yaparız. Bu da İnkarcı, ilahiyatçı profesörler bazıları Gavs yok diyor, kutup yok diyor, şu yok bu yok diyor. Var diyor, mektubatta var diyor. Mektubat-ı Rabbani'de bununla alakalı mektup var. Diğer ulema, Allah dostları bunu beyan etmiş. Yok diyenler de olmuş ama kalkıp da senin gibi inkar etmemişler. Kenara çekilmişler. Bu yüzden kalkmış İbn-i Abin Hazretleri kitap yazmış. Ya. 100 sayfaya yakın. Kendisi büyük bir alimdir. Önce Şafii mezhebindeydi. Sonra bazı alimlerin delaletiyle fıkıhta ilerlemek için Hanefi mezhebine geçti. Mısır'a gitti. Orada alimlerle muhatap olup yetişti. Kitapları 40'tan fazla burada almış kitaplarını. En büyük tane meşhur eseri İbn-i Abidin'dir. Fıkıhta, Hanefi fıkhında çok makbul kitaptır. Eserleri bu da var. Feraizle alakalı, mirasla alakalı,
namazdaki meseleler, birçok mesele var burada. İşte bu kitapta bu zatın tasnifidir. Neden bunu tasnif etti? İşte ileride konuda geliyor. Mısır'daydık diyor. Orada bulunduğum bir hoca efendi ama bir gün konuşurken kutup mutup yok demiş. Ben de küçüğüm diyor. Ona cevap verdim. Birkaç bir şey okudum. Hiç dinlemedi, beni azarladı diyor. Üzüldüm diyor. Ne yapalım, ne diyelim? Mısır'da o zaman en büyük kahrede, en büyük alim kim filan zat. O ancak bu işi çözer. Düşündüm diyor. Bazı günlerde o ama olan hocasını, o zatı ziyarete götürmüş. Elinden tutmuş, götürmüş onu. Yani demiş ona ki, müsaadenle bu meseleyi ben o alime soracağım. Tamam demiş o da. Ziyaret ediyorlar. O zat büyük bir alim. Gelenlerini iyi karşılıyor. Sohbet ediyorlar falan. Derken ayrılacağı zaman İbn Abidin Hazretleri genç yaşta, hocam diyor, bir mesele sormak istiyorum. Kavs meselesi, kutup meselesi, aktap, aptal neyse, bunlar var mı yok mu? Bu benim hocam bunu yok dedi. Ben var dedim ama şey yapamadım. Siz ne buyurursunuz deyince, tabi evladım, vardır, sabittir. Hakkında pek çok rivayet vardır. Bu hoca efendi de yönelmiş, demiş ki ey filancı, işte isimler burada var. Bu böyledir değil mi? Böyledir değil mi deyince o zat baktı ki çare yok. Evet, kabul ettim, tasdik ettim, ikrar ettim deyince İbn Abidin Hazretleri rahatlıyor. İşte onun üzerine kalkıyor, bunun delillerini getiriyor. Fi beyani el babul evvel fi beyanil aktab vel ebdal. Aktab kutup, kutupların, kutuplar yani bir takım manevi adamlar, ne demek? Vel ebdal vel evtad vel nüceba vel nukaba ve beyan sıfatihim ve adedihim ve mesakinihim. Sıfatlarını, adetlerini, meskenlerini, bulunduğu yerleri çarpacak. Fel aktab cem-i kutup ala vezni kuful. Arapça bilen anlar. Ve silahım el halifetül batın. Batını halife demektir. Ve ve seyyidü ehli zaman. Zamanın ehlinin efendisi oluyor. Sümmiye kutben cem'ihi cemi'el makamati vel ahval ve tevelaniha aleyhi. Bu birçok manevi makamları cem ettiği için buna merkez manasında kutup. Değirmenin taşını döndüren bir mil var. Ona kutup deniyormuş. Oradan geliyor diyor ibaret, kelime. Ama silahlarda bu manevi ilim sahibinin ibarelerinde ekmelün nas, kutup neymiş? Ekmelün nas, insanların en mükemmeli. Mütemekkünün fi makamil ferdiyet, ferdiyet makamında yerleşmiş. Teddür aleyhi afal halk, halkın halleri devran, ona devran ediyor, onda devran ediyor. Yani halkın üzerine gelen hallerden haberdar oluyor Allah'ın izniyle. Ha? Her şey Allah-u Teala'nındır, o tayin etmiş. İnni cailun fil ardı halife. Ayet-i Kerime öyle. Ben yeryüzünde halife yapacağım diyor Cenab-ı Hak. Demek ki gökyüzünde bir halifesi var ki bir de yeryüzünde var. Oradan o çıkıyor yani. Mevla dilediği yere, dilediği halifeyi kor. Kim ne karışır? Maddenin halifesi varsa mananın da halifesi var. Şimdi bu bütün aleme nispetle kutup olursa o zaman veya bütün gayb alemi, şahit alemi, bütün yani gördüğümüz görmediğimiz alemlerin tamamına ait kutup olursa bu nedir diyor? Huve ve ruhul Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. El kitabu bi kavlihi levlâke lemâ ahletul eflâk. Sen olmasaydın felekleri yaratmazdım. Hadisiyle muhatap olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhudur, hakikatıdır. O asıl kutup. Ama sırf mahlukat şehadet aleminde ise o zaman onunla ilgili görevli kişiler var. Burada bu hadis-i şerifi şerh ediyor. Altında kayıt almış, tahriş diyoruz ona. Bu ibareye bazı ulema zayıftır demiş ibaresine. Mana değil. Ama manayı kuvvetlendiren birçok rivayet var. Cenab-ı Hak Ömer bin Hattab'ın rivayetinde Efendimiz Aleyhisselam haber veriyor. Adem Aleyhisselam hatasını işlediği zaman ya Rabbi eselüki bihak Muhammedin illa gafertelî, senden Muhammed hakkı için ancak ve ancak beni affetmeni istiyorum. Muhammed hakkı için, bak onu da inkar ediyorlar. Bir hakkı Muhammed'in. Onun hatırı için. Hakkı hatırı demektir. Mevla dedi, Muhammed nereden bildin? Ya Rabbi beni yarattığın zaman arşın direktine baktım, orada la ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazıyor. Bak la ilahe illallah Muhammedur Resulullah olmadan olmuyor ha. Duyuyor musunuz acaba, uyuyor musunuz?
La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. İkisi olmadan iman tamam olmaz. Allah de, peygamber lazım değildi ha? O zaman sen niye namaz kılıyorsun? İman, peygamber imanı da olur mu? Son peygamber Muhammed Mustafa Sasim'dir. Bitti. Bütün peygamberler geldi geçti. Ondan sonra rivayetin sonunda ne diyor bak? Rivayetin sonunda levlâke mâ halaktül cennete ve levlâke mâ halaktün nâre. Bu rivayette o. Basıyor. Levlâke Muhammedun mâ halaktüke. Adem Aleyhisselam'ın rivayetinde levlâke Muhammedun mâ halaktüke. Muhammed olmasaydı seni yaratmazdım. Ahrecu hakim fil müstedrek ve sahhahu. Ya hakim müstedrekinde kitabında meşhurluğunda bunu beyan etti. Tahric etti ve sahihtir dedi. Hafız Suyuti vel Hafız Suyuti fil hasais ve sahhahu. Hep hadis hafızları bunlar. Hadis-i şerif otoritesi yani bunlar. Ya levlâke diyor adam. İşte bu var ya, bu isimlerini söylemeyeyim yani. İsim söylüyorsun da şey yapıyorlar. Süleymaniye Vakfı açmış. Levlâke'nin diyor ibaresi bir yere uymuyor diyor. Nereye uymuyor işte? Ha burada ibare. Bir avamil okusaydın bunu bilirdin. Avamil. Biz talebelerimize 3 ay sonra okutuyoruz bunu. Önce emsile, bina, avamil. Ne var orada? Levlâke ya rahmetallah. Levlâke ya rahmetallah. Levlâke'nin nasıl? Sen Allah, ey Allah'ın rahmeti, sen olmasaydın, yani Efendimiz Aleyhisselam hitap ediyor. Sen olmasaydın bütün insanlık helak olurdu. Orada bile levlâke ibaresi var. Ha, nahiv uleması arasında itilaf var. Kimisi levla ente olması lazım diyor. Levlâke zamiri orada ente manasındadır. Zamir merfu manasındadır falan. O ulema arasındaki tartışmadır. Böyle ibare var. Levlâke ya rahmeten. Levlâ Muhammedun mâ halaktüke. Demek ki mana itibariyle oluyorsa o zaman yukarıdaki rivayeti inkar etmenin bir manası yok. İbare şeklinde belki hadis literatüründe zayıf olabilir ama mana itibariyle aynı manada hadisler var. Demek ki Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhu asıl kutup o. İbn Abidin'in beyanına göre. Tabii ki daha başka ulemanın da başka görüşleri var. İbn Abidin'e göre, İbn Arabi'ye göre kutupla kavs aynı şey diyor. Arayı ayırmıyor. Ve fil fetaval hadisiye İbn Hacer, İbn Hacer Askalani büyük muhaddis, bu da onun kitabında Ricalu Gayb Sümmu Bizalike. Gayb adamlarına böyle kutup diye isim verilmiş. Liade marifeti ekserin nas lehum. Çünkü insanların ekserisi onları bilmez. Resûhum el kutbu, el gavs, el ferd, el cami. Bak onların reisleri, başları kutuptur, gavstır. Yani manevi dereceye cem ediyor. Cealallah dairen fil afak ve erbati. Erken dünya. Dünyanın dört tarafında Cenab-ı Hak onları dolaşır vaziyette yaptı. Kedeverani hel felek fi ufukis sema. Gökte diyor felekler döndüğü gibi onlar da o ruhları, onların manevi ruhları, maneviyatları dönüyor. Fakat seterallahu teala ahvalehu anil hasati vel ammeti gayretin aleyhi. Allah-u Teala onları kıskandığı için umum husus herkesle onları gizliyor. Garenne yura alimen ke cahil. Ama onlar alim olarak görülür ama cahil gibi gösterir kendilerini. Ve eblehe ke fatinin. Ahmak gibi görünür ama zeki gibidirler. Ve tariken ke ahzin. Terk edici gibi görünür ama alıcıdır. Kariben baiden. Yakındır uzak gibi görünür. Sehlen asilen. Kolaydır zor gibi görünür. Aminen haziren. Emin gibi olur ama sakıncı olur. Ya. Böyle anlatıyor bu zat. Ve fil madenil adeni fil fedaili üveysil karani rahmetullahi aleyh lil molla Ali Kari, Ali Yülkari, Ali Yülkari Hazretleri büyük alimdir. Ve emma kutbul ebtal fi zamani aleyhisselam, Efendimiz aleyhisselam zamanında kutbul ebdal, kutbul ebdal, ebdalların kutbu fellezi fi zanni enne üveysil karani diyor. Benim zannımca Ali Yülkari Hazretleri o zaman diyor, Efendimiz Aleyhisselam'ın döneminde ondan sonra kutbuların kutbunu kimmiş diyor. Vesel Karadir diyor. Yani onun öyle bir özelliği vardır diyor işte bak. Onun hakkında Efendimiz Aleyhisselam'ın müjdesi var. Ondan dua isteyin diye rivayetler var. Abdal, ebdal kimdir? Ebdal, değişen, değiştirilen, yerine getirilen.
Sümmü biz erkebe denir onun lima seyettiği filadis hasip gelecek. Külleme ma terecün ebdelallah mekâne ve recülen. Onlardan birisi ölünce o adamlardan, kayıp adamlarından Allah-u Teala yerine bedelini getirir. Onun için ebdal demiş ona. Değiştirilen. Veyahut da lennem ebdelu ahlakuhum seyyete. Kötü ahlaklarını değiştirdiler. İyi ahlaklı oldular. Ve radu enfusuhum hatta saret muhasinu ahlakihim hulliyeten aleyhim. Yani güzel ahlak onlara hullet gibi oldu. Yani hulle böyle elbise gibi oldu. Cübbe gibi oldu. Kötü ahlakları değiştirmişler. Bu yüzden ebdal olmuşlar. Nebevi Hadis-i Şerif'te şöyle geldi diyor. Mevla Teala'dan hikayeyle. İza kânel gâlibu alâ abdî el iştigâl bi. Kulumun ekser halleri benimle, zikrimle meşgul olmak olunca, sürekli Mevla ile meşgul olunca, cealtü hemmehu ve lezzetü fî zikri. Onun bütün derdini, hemmini, lezzetini zikrimde yaparım diyor. Zikri öyle bir alışır ki tadına doyamaz. İza cealtü hemmehu ve lezzetü fî zikri. Onun lezzetini, hemmini, derdini, kederini, bütün gayesini zikrimde yaptığım zaman aşakani ve aşaktuhu. O bana aşık olur, ben ona aşık olurum. Ve refahatul hicabe fîmâ beyni beyni. Aramızdaki perdeleri kaldırırım diyor Cenab-ı Hak. Ya. La yesû izâ sehennâs. İnsana uyduğu zaman o uyumaz. Vilâki kelâmûm kelâmûl enbiyâ. Onların sözleri peygamber sözlerine benzer. Vilâki humul ebdâl. Hakikaten ebdallar bunlardır. Vilâki ellezîn izâ erettü bi ehlil ardı ukubeten. Bunlar öyle kimseye gidiyor Cenab-ı Hak. Ben bir arazi halkına ceza irad etsem, kastetsem, ev azaben bir azap gönderim istesem, zekertuhum onları hatırlarım. Fihi orada, orada benim dostlarım var derim. Fesaraftuhu bihim aza anhum. Onlardan o sebeple azabı kaldırırım diyor Cenab-ı Hak. Allah dostu olan yere bela niye gelmiyor? El ebdal erbaune reculen. Ebdallar 40 kişiymiş. Hepsinin hususi derece de var. Yeah. İhya Ulumiddin'de İmam-ı Gazazleri şu rivayet getiriyor Ebu Derda'dan. İnne lillahi teala ibaden yukallihum el ebdal. Ebu Derda radıyallahu anh rivayetle bunu getiriyor. Diyor ki Allah-u Teala'nın bir takım kulları var ki onlara ebdal denir. Onlar halefun al enbiya, peygamberlerin halefleridir, varisleridir. Evtadul ard, yerin direkleridir. Felemmen gaddat en nübüvvetü, nübüvvet bitince ebdelallahu teala mekânehum kavmen. Peygamberlerin yerine Mevla bin Ümmet-i Muhammed, Ümmet-i Muhammed'inden olan bir takım insanları onların yerine varis bıraktı. Lem yufadlulun nase bi kesreti sam ve la salat. Bunlar çok namaz kıldığı için, çok oruç tuttuğu için insanlara karşı üstün olmadılar. Nasıl oldu peki? Velakin bi sıdkıl vera. Vera. Son derece sakınıcı haramdan. Ve husnün niyeti, güzel niyet, hüsnü zan. Ve selameti sadır, gönsün tertemiz olması. Lice-i bütün Müslümanlara karşı gönüllerinde hiçbir kıllı kuş, pürüz yok. En nasihatillehum ve bütün ümmete, Müslümanlara nasihat ederler. İptigaen merdatillah. Allah rızasını kazanmak için. Bisabrin sakinin. Zor işlere karşı sabrederek. Ve tevadun fi gayri zilletin. Nezelletin. Alçak zelil olmaksızın tevazu ederler. Tevazu yapınca zelil olmayacaksın. Onda bir ölçüsü var. Onlar demek ki bu şekilde tevazu ederler. Ve hum kavmun istafahumullah teala. Allah-u Teala onları seçtiği bir kavmdir onlar. Ve staklesehum li nefsi. Onları kendi nefsine seçti. Ve hum erbaune sıddıkan. Onlar 40 sıddıktır. Selasüne ricalen 30 tanesi erkektir. Kulubum ala misli yakinin İbrahim Halil Rahman. İbrahim Aleyhisselam'ın yakini gibi onların kalplerinde yakini bir iman var. La yemuttur recul hatta ekün Allah-u Teala kat enşe'e min men yaklufu. Onlardan biri ölmez. Ölürse Cenab-ı Hak onun yerine halefini yaratır. Ve alem ya ahi diyor Ebu Derda. İnnehum onlar la yel'anûne şey'en. Hiçbir şeye lanet etmezler. Ve la yuzûnehu eziyet vermezler. Ve la yahkırûnehu hiçbir şey hakir görmezler. Kibir yok yani. Ve la tetâvelûne aleyhi. İnsanlara karşı üstünlük böbürlemek yapmazlar.
فَلَا يَحْسُدُونَ اَحَدًا Hiç kimseye haset yapmazlar. فَلَا يُحْرِسُونَ عَلَى الدُّنْيَا Dünyaya hırslı değiller. هُمْ اَتْيَبُ النَّاسِ خَيْرًا İnsanlar hayır bakımında en temizleridirler. Evet. وَاَلْيَنُمْ عَرِكَةً وَاَسْخَاهُمْ نَفْسًا Kömerttirler. وَاَلَامَتُمْ السَّخَى Bak bunun alameti cömertliktir. وَسَجِيَتُمْ اَلْبِشَاشَتُمْ Ahlakları böyle tebessüm. Ve sıfatuhum esselame. Sıfat vasıfları da selamettir, emin olmaktır. İnsanlara emniyet vermektir. Böyle anlatıyor bunları. Ayet 20 getiriyor sonunda. Ulaki hizbullah. Bunlar Allah'ın taraftarlarıdır. Elâne hizbullahümül müflihûn. Allah'ın taraftarları, Allah'ın adamları felah bulmuşlardır. Rabbi diyor ki kultu ya Ebu Derda ma semetü bi sıfatin eşedde aleyye min hazis. Ya böyle vasıflar hiç duymamıştım. Çok zor vasıflar. Fe keyfeli en ebluğaha. Bunlara ben nasıl ulaşacağım? Bunlara ulaşman diyor çok kolay. Ancak arada ne var diyor? İlla en tübüğüze dünya. Dünyaya buğz edeceksin. Dünyayı boşayacaksın yani. Karıyı boşama ya. Dünyayı boşayacaksın. Dünyayı. Feinneke izâ bugazetet dünya. Dünyaya buğz ettiğin zaman akbel teâlâ hubbil ahire. O zaman ahiret sevgisine yönelirsin. Görüyor musun ölçüyü? Dünyayı sevmezsen mecburen ahiret seveceksin. Ahireti sevmeyince dünyayı seversin. Ve bi kaderi hubbike lil ahireti ahirette olan sevgin miktarınca tezhedü fit dünya. Dünyadan soğursun. Ve bi kaderi zâlike bu soğuma miktarınca tüp sürü ma yen fevke sana fayda veren şeyi, menfaat veren şeyi görürsün. Kalp gözün açılır. Feyze alimallah min abdin husnü talep. Cenab-ı Hak bir kulda güzel bir talep, güzel bir niyet görünce efra aleyhi sedat ona artık yücelikleri boşaltır. Ve kitenefu bil ismeti onu koruması altına alır. Ya. Ve lem ya ibn-i ahi nezaki fi kitabıyla teala el-mezer inne Allah ma'al lezine teka ve lezine muhsinun. İşte diyor buna delil. Allah-u Teala takva sahibiyle beraberdir ve muhsinlerle beraberdir. Muhsin kelime manası iyilik eden ama asıl manası Allah-u Teala görür gibi ibadet eden. Kale Yahya bin Kesir fe nazarna fi zalike fe ma teledezel mütelezzizun bi misli hubbillahi teala. Bu meseleye baktık, inceledik. Allah-u Teala sevgisinin gibisi bir lezzet başka bir şey yok. Ebtiva merzatillah ve Allah'ın rızası kazanmanın lezzeti çok başka bir şey diyor. Şimdi yavaş yavaş evtat ve tet direkt demektir. Ayetiniz var. Elem nezzalil erdem mihadem vel cibal evtada. Bak dağlar acına bak. Vetet kazık diyor. Dağlar dünya çakılmış ki dünya dengesi yerine gelsin diye. Böyle manevi adamlar var demek. Direkt gibi. Dünyayı tutuyorlar. Menavi'den bir rivayet. Menavi büyük alim. Ne diyor bakalım? El evtat erbatun fi külli zaman. Her zamanda evtat yani dünyanın direkleri dört tanedir. La yezidûne ve la yunkasun. Noksan olmaz, fazla olmaz. Ehaduhum yahfazullah bihi meşrik. Onların bir tanesi ile Allahu Teala doğu tarafını tutar. Allahu Teala onlar ile yapıyor bu işleri. Cenab-ı Hak araya bunları koymuş. Vel ahari el mağrib, bir tanesi batıyı. Vel ahari el cenub, vel ahari el şimal. Birisiyle güney, birisiyle kuzey. Dört taraftan alemi tutuyorlar. Ya. Allah-u Teala böyle yapmış. Ne karışıyorsun sen? İbn Arabi'nin de kitabında diyor ki evtat dört tanedir. Bunlar Kabe'nin dört rükünü gibidir sanki. Birinci rükün hangi rükündür? Beytullah'ın rükünü. Evet. Bakalım şimdi. Kalbi Adem, rükünü Şami tarafı Adem Aleyhisselam'ın kalbi üzeredir. Rükünü Iraki, İbrahim Aleyhisselam'ın kalbi üzeredir. Rükünü Yemani, İsa Aleyhisselam'ın kalbi üzeredir. Evet. Rükünü Hacer Esved'de Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kalbi üzeredir diyor. Görüyor musun? Bunlar da böyle bir mani buluştur. İnanmıyorsan inanma. Ne inkar edersin? Ben de sana inanmıyorum. Nüceba, Necip seçilmiş. Allah-u Teala seçtiği kişilerdir. Nüceba semaniyetün fi külli zaman diyor. Necipler her zamanda 8 senedir. Artmaz, eksilmez. Bunlar Allah-u Teala'nın 8 sıfatını bilenlerdir. Ha.
8 sıfat meşhur, 7 sıfat bir de idrak var. İdrak, bunları anlamak diyor. Makamları kürsidir. Kürsi makamlıdır. Nükaba, nakib, seçilmiş görevli, şahit manasında. Ve minel evliya en nukaba, evliyadan nukaba var. Ve isna aşere nakiben fi külli zaman. Her zamanda 12 tane olur. Artmaz, eksilmez. Gökyüzünde felekler var 12 tane, onun gibi. Zaten Yakup Aleyhisselam surlarda 12 taneydi ya, oradan geliyor. 12 sayısı oradan geliyor demek. Şimdi bunların hakkında adetleri ve meskenler hakkında bir rivayet. Nukule nakalet hatib fi tarihi Bağdat. Anil Kenani manası. Hatib Bağdadi tarihinde şu rivayet getiriyor. En nukaba'u selasemiyetin. Nakibler 300 tanedir. Ve nüceba'u necibler sebune. 70 tanedir. Ve budela erbaun. Budela 40 tanedir. Ve lahiyar sebatun. Hayırlar 7 tanedir. Ve umdu direkler, eftat deniyor onlara. Erbat 4 tanedir. Ve gavs vahidun 1 tanedir. Ya. Ve meskenin nukaba, nukabanın meskeni el mağrib, bat tarafı. Ve meskenin nüceba, Mısır. Necipler Mısır'da olur diyor. Ve meskenin lebdal es Şam. Ebdal'ın meskeni Şam bölgesi. Ve lakyar seyyahune fil ard. Ahyar olanlar yeryüzünde dolaşırlar. Ve on direkler yani evtat fi zevayel ard. Yerin 4 köşesindedir. Ve meskenin gavs Mekke'tün. Gavs'ın meskeni Mekke'dir demiş. Feza uruzatil hacetü min emril ammeti, umum insanların işiyle alakalı bir iş, bir ihtiyaç arz edilirse, gerekirse ibtehele fihen nukaba, evvela bunu nakibler karşılıyor, yükleniyor. Sümmen nüceba, sonra neciplere dağıtıyor. Sümmen ebdal, sonra ebdal, sonra sümmen ekhyar, sümmen umd, böyle böyle. Bu Allah tayin ettiği manevi adamlar o ihtiyacı yükleniyorlar. Ne demek yani? Bu ihtiyacın görülmesi için duaya kalkışıyorlar. Yalvar ve yakarıyorlar bizim adımıza. Biz uyuyoruz. Hor 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 uyuyoruz. Bir de adam bunları inkar ediyor. Ya bunlar senin için dua ediyorlar. Başına evin yıkılmasın diye dua ediyorlar. Düşman bizi istila etmesin diye dua ediyorlar. Sabah akşam melekler de istihbar ediyor. Ayet var. Bu da bak hadis-i şerif rivayet. Fe'in ucube ferikum minhum, bunlardan bir fırka duası kabul edilse, ev küllüğün veyahut da tamamının duası kabul edilse fezaki öyle olur. Onların duasına göre o iş çözülür. Ve illa değilse iptehelel gavs. Bu sefer devreye gavs giriyor. Fela tettimu mes'eletuhu hatta tücabe davetuhu. İstemesi bitmez ta ki ona icabet edilene kadar. Gördün mü sen şimdi? Haz hadis kamilen evredu suyuti fi kitabi el hayrital ala vücudu kutbu vel abdal. Onzur sayfa 250 Miktabil Havi fil Fetava. Baksın oraya inkarcı. Biz işimize bakıyoruz. Yani vakit çok geçiyor galiba. Burada şöyle bir şart koyalım da gelecek inşallah bu alimin elhamdülillah bunu Cenab-ı Kitap bize 40 bin tane kitap var. Yani madem ki bilgisayar diyorsunuz, bizim bilgisayarımızda, hard diskimizde, kaydımızda 40 binden fazla kitap var. O yüzden yani Mevla baktıkça çıkarıyor karşımıza. İnkar edilen her şeyin karşısında kitap var. Kabir azabını inkar edenlere kitap yazılmış. Şefaati inkar edenlere kitap yazılmış. Yüzlerce Sırat Köprüsü'nü inkar edenlere karşı. Ya Feraiz'i inkar ediyor. Rezmi adam inkar ediyor. Yaşar Nuru demiş. Hırsızın eli kesilmez demiş. Akıtılır diyor. Kan akıtılır diyor. Sana mı soracağız be? Sen Allah yolunda kan akıtır mısın? İşin gücün para. Reklam. Kan akıtılırsa Cenab-ı ayet öyle indirirdi. Efendimiz Aleyhisselam adamın elini kesti. Tamamen elini kesti. Hem ayet hem hadis-i şerif uygulama. Ayet geldiği zaman bu nasıl uygulanmış? Ayet okuyor. O Kur'an'da yok diyor. Almam diyor. Sen kim oluyorsun? Almasın ama defol git. Kur'an'ı bize getiren zat onu tatbik etmiş Efendimiz Aleyhisselam. Ashabını öğretmiş. Dört halife döneminde bu tatbik edilmiş. Sonra gelen tabi'in dönemi İmam Azam Efendimiz imamlar bunu yazmışlar, zapt etmişler. Adam diyor yani Ehl-i Beyt hakkında Ehl-i Sünnet kitaplarında bahis yok diyor. Çuvallıyorsun be, çuvallıyorsun. Bir şey okumadığını bari konuşmadın. Millet gülmesin sana. Kitaplarımızın hepsinde, hadis-i şerif kitaplarında Ehl-i Beyt'in sevgisi, ashab-ı kiram sevgisi dolu.
Mektubatı bak 266. mektupta ashab-ı kiram arasında vakıf olaylara diyor dilinizi sokmayın. O bir nefsani bir iş değildi. İçtihat meselesiydi. O yüzden hadis-i şerif bak ne diyor? Ashabım hakkında merfu bir rivayette bütün ashabın en yüz kere cemil ashab-ı kiram bil hayır. Bütün ashabın hayırlı anılması şarttır. Niye? Muraten li hukuki sohbeti hayrül beşer. Ali ve ala sallallahu aleyhi ve yani Efendimiz Aleyhisselam'ın sohbet arkadaşıdır. Onun arkadaşıdır. Çünkü ve enne yuhibbehum bihubbin nebiyyi aleyhisselam. Kale aleyhisselam men ahabbehum fe bihubbi ahabbehum. Onları seven beni sevdiği için sever diyor Efendimiz Aleyhisselam. Ya. Ve men ebgazahum fe bi buğzi ebgazahum. Onlara buğz eden bana buğz ettiği için buğz eder. Ona göre Muaviye'yi sevmiyorum diyen profesör aklını başına toplasın. Hazreti Muaviye radıyallahu anh sevmeyen adam Efendimiz Aleyhisselam'ı sevmediği içindir. Ne olsun bile imandan da çıka gider. Gördün mü sen? Dolayısıyla ashabı sevmek imanın ta kendisi oluyor. Onlara buz, nifak oluyor. Ne olsun bile. Dolayısıyla Hazreti Ali Efendimiz'in meselesinde Hazreti Ali Efendimiz haklıdır. Çünkü o halifeydi. Diğerleri iştihat ettiler. Kısas yapılsın. Hazreti Osman'ın katilleri bulunsun, kısas yapılsın. Adam kaçtı, kayboldu. Bulunamadı. O yüzden uzadı gitti biraz iş. Bunu şimdi iştihat meselesi olduğu için aralarında fetvayı tatbik meselesiydi bu. Çünkü Hazreti Muavir adam da biliyordu. Hazreti Ali Efendimiz'in bu işe layık olduğunu biliyordu. Hilafeti istiyorum demedi ki. Hazreti Osman akrabası oluyor. Onun katilinin cezası verilsin. Mesele buydu. Üstelik Hazreti Efendimiz yanında Ebu Bekir Hazretleri'nin oğlu vardı. Oğlu Abdullah. Hazreti Efendimiz'in yanındaydı. Ablası Ayşe validemiz ordu kurdu. Sıffin'de savaş oldu. Bu olaylar tarihi bir olay. Efendimiz bunu haber verdi. Burada imtihan var. Biz ne yapacağız? Araya girmeyeceğiz. Talha ve Zübeyir adıyan cennetlik müjdelenmiş. Hazreti Efendimiz'e karşı savaştılar ama savaşın sonunda anladılar hatalarını. Tövbe ettiler ve Hazreti Efendimiz'e haber gönderip askerlerine biat ettiler. Yani biat ediyoruz diyerek şey yaptılar. O şekilde savaştan çekildiler fakat bilmeyenler onları şehit etti. İşte böyle işler oldu. Burada şimdi sen ne konuşuyorsun? İmam-ı Şafii buyuruyor ki bizi Allah-u Teala elimizi oraya sokmadı. O bir kandı. O kanın içinde bizi Cenab-ı Hak elimizi sokmadı. Elhamdülillah. Biz de dilimizi sokmayalım. Ehl-i Sünnet'in kaidesi budur. Bütün ashab-ı kiramın tamamını sevmek iman alametidir. Ehl-i Sünnet alametidir. Yok Ehl-i Beyt şöyleymiş. Yok öteki böyleymiş. Ayran ayrılır gider. Onun dini noksan olur. Sırf Ehl-i Beyt'i seviyorum diyen adam dini onda bir. Onda bir de kalır. Bir işe yaramaz. Dinin tamamını alacaksın. Ashab-ı kiramı, Ehl-i Beyt'i, Efendimiz Aleyhisselam'ın kızını, torunlarını, pirini ayıramazsın. Hazreti Osman iki kızıyla evlendi. Ne konuşuyorsun sen? Ebu Bekir Hazretleri, Efendimiz Aleyhisselam'ın kayınpederi. Hazreti Ömer de öyle. Kızını verdi. Akrabalık bağı kuvvetlensin diye. Ebu Bekir'in imanı tartılsa bütün ümmetin imanından ağır gelir. Neden? Çünkü o işi başlattı. İlk iman eden o. Herkesin imanından ona hisse yazılıyor. Ya. Bunlar böyle acayip işler. Biz elhamdülillah hepsini severiz. Ayrım yapmayız, araya girmeyiz. Salat tefrici okumuştum. Ondan önce ne diyor bakalım? Sorular var ama işte Hazreti Ali Efendimiz diyor adam Kadirhum'da Kadirhum meselesini öne atıyorlar. Hazreti Ali Efendimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da sonra haklı onundur. Diğerleri onu gasp etti diyorlar. Bak iftiraya. Kim kimi gasp ediyor be adam? Orada binlerce ashab-ı kiram var. Herkes Ebu Bekir Hazretleri'ne gelip bizzat biat etti. Hazreti Ali Efendimiz de Efendimiz Aleyhisselam vefatıyla ilgilendiği için geç kaldı biraz ama biat etti. Severek biat etti. Diyor Şiiler zorla biat etti. Lan ne zorla biat etti? Hazreti Ali Efendimiz Allah'ın aslanı. Kimle korkacak? Kendisi halife olduğu zaman dedi mi böyle bir şey? Ben dedi Ebu Bekir ve Ömer'i biz de hepimizin üstündür dedi. Ondan sonra dedi oğlu ki sen yok. Ben sıradan bir Müslümanım. Ya. Kendisi böyle kabul ediyor. Bize karşı çıkanlar onlar kafir değil, fasık değil. Bize karşı çıktılar. Çünkü onların elinde bir iştihat delili var. Tevilleri var. Mesela şu okuyacağımız kitapta da diyorlar ki Azerbaycan'ın yanındakiler ya emrem benim Şamlılara beddu edelim diyorlar. Yok diyor. Ben Efendimiz'e işittim ki Şam'da işte abdallar var. Böyle manevi insanlar vardır.
Ha zalime beddua edersin ama diyor orada genel olarak Şam ehline beddua etmeyin diyor Hazreti Efendimiz'in rivayeti. O yüzden bak Şam'ı karıştırıyorlar. Cenab-ı Hak inşallah ehl-i sünneti muhafaza etsin. Amin. Şimdi Kadir Hun meselesi Efendimiz Aleyhisselam Veda açısından dönerken Mekke'den çıktılar. Medine'ye gelmeden evvel bir mevkide istirahat ettiler. Orada bir müjde verdi Hazreti Efendimiz hakkında. O benim velimdir. Ben onun velisiyim. Beni seven, onu seven beraberiz manasında. Velayet makamının ona verildiğini tefsir etti, müjdeledi. Zaten Evliyaullah'ın velayet bölümünde reisidir. Fakat işte manevi ilimlerle haber olmayan insanlar bunu yanlış anlıyorlar. Velayet var, hilafet var, imamet var. Efendimiz Aleyhisselam'ın halifeleri var. Bir de velayet makamı var. Orayı karıştırmayın. Velayet demek dostluk manasındadır. Kim benim dostumsa Ali onun dostudur. Elhamdülillah. Bitti. Bütün ashab-ı kiram geldi ondan musafeti tebrik ettiler. Ondan sonra Efendimiz Aleyhisselam diğer halifeler için neler buyurdu? Yani ben Cenab-ı Hak bana ne akıttıysa onları ben Ebu Bekir'in kalbine akıttım. Bu var. E ondan sonra bütün kapılar kapansın, pencereler sadece Ebu Bekir'in kapısı açık kalsın. Kendisi hasta olduğu zaman peşin namazı Ebu Bekir'i kıldırdı. Yani peygamber olsa Ömer olurdu. Osman'dan bütün melekler hayal ediyor. Ne acayip rivayetler var. Hazreti Efendimiz hakkında bir sürü rivayetler var. Yani bunlar ashab-ı kiramın hepsinde özellikler çok. Ama ulema ashab-ı kiramın ittifakıyla veya tabi ittifakıyla fazilet derecesi Ebu Bekir Sıddık Hazretleri, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali Efendimiz. Böyle dört halifenin sırası hayatları gibidir. Hayatlarında halife olmalarına göre, sırasına göre dört halifenin sırası böyledir. Bu şekilde inanmak ehli sünnet alametidir. Hutbede bunun okunması lazım böyle. Dört halifenin isminin söylenmesi lazım. Ki ehli sünnet alameti belli olsun. Tamam mı? O yüzden ashabın tamamını seveceğiz. Ehl-i Beyt'in sevgisi hepsi beraberce ehl-i sünnetin emridir. İnşallah bunu yanlış yapmayalım. Salat tefrici okunmuş. 6 deste yani 26.664 ayrıca biatim var. Dua ediyorlar. Bunları tabii ki bütün belaların kalkması için Efendimizin sıhhati için, Şüper Hocamızın kurtulması için tez zamanda yani ehl-i sünnet hizmetinde devam eden kardeşlerimizin muhafazası için bidat ehlinin kötü niyetleri, hasretçi fesatçıların def edilmesi için o niyetleri siz de niyetinizi yapın. Bizi izleyenler de niyetlerini yapsınlar. Subhan Rabbiyel Aleyhi Aleyhi Vahhab. Amin. Elhamdülillah. Salatu vesselam. Ve Resulü Muhammedin. Ve Aleyhi Vesselam. Ecmen. Ya bu salat tefriciyeleri ve okunan hatmi kabul eyle ya Rabbi Aleyhi. Bunun aslında sebebi bizzat Hacı Kainat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri mübarek muazzız mecella Mustafa ruh saadetlerine ve saniyen diğer peygamber anı izan bizim ve salavatullah mennan Hazretleri Ali Ezvac Tahirat Ali Bat Hazretleri Ensar Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem radıyallahu anh ve tabi'in tabi tabi muhatsin ve esir müştiğin musallim fukat kuratullah bir cümle hamdü kuratullah bizim müşahin ve diğer tümler cinayet civarımızda metin bulunan Asaki İslam şehitlerin gazilerin bir cümle hameli Kur'an'a sonra annelerimizin babamızdan komşu ve yanıt olsak cemaatimizden bunları okuyanların tüm geçmişlerin ruhuna ve nazar ruhuna içine daha önce dua isteyenler varsa onların da ruhuna alakadır merad ve hediye semavası ya Rabbil Alemin. Bu sebeple bütün sıkıntılarımızı izale eyle ya Rabbil Alemin. Zorda darda kalan zalimlere serende kalan Müslümanları kurtar ya Rabbil Alemin. Tez zamanda Kur'an'ı bir düzen nasip eyle. Kur'an'ı serbest eyle. Hoca Efendi'yi tez zamanda kurtar ya Rabbil Alemin. Tertemiz eyle ya Rabbil Alemin. Daha önce hizmetleri cümlesine cümlemize nasip eyle ya Rabbil Alemin. Ehl-i sünnete, tasavvufa, meşayika, ashab-ı kirama, dil uzatanların ıslah mümkünse ıslah eyle ya Rabbil Alemin. Değilse onları def et ya Rabbil Alemin. Onların eline gücü al ya Rabbil Alemin. Ehl-i sünnete ver ya Rabbi. İdarecileri Kur'an'a hizmetçi eyle. Bütün İslam alemin idarecileri Kur'an'da birleştir. Ehl-i sünnette birleştir. Düşmana, kafire, Yahudi'ye karşı yek vücudu eyle ya Rabbil Alemin. Kafirlerin çizmesi altından, modasından, saldırısından, tefrikasından, fitnesinden sen bizi muhafaza eyle ya Rabbil Alemin. Afattan, felaketten, depremden, yangınlıktan, yokluktan sen muhafaza eyle. Çocuğumuzu muhafaza eyle. Neslimizi Kur'an yolundan ayırma, ibadet yolundan ayırma. Hayırlı nesil yetiştirme bizi muvaffak eyle ya Rabbil Alemin. Kur'an nesli eyle ya Rabbil Alemin. Zikir nesli eyle. Kadınlara örtü nasip eyle ya Rabbi. Bütün kardeşlerimizi, zerre kadar iman olan kardeşlerimizi İçkiden, kumardan, faizden, rezillikten tövbeye muvaffak eyle ya Rabbi Alemin. İmanlarını muhafaza eyle, kötülükten kurtar, tövbeye muvaffak eyle, namaza döndür, zikre, Kur'an'a döndür, İslam bilimleri öğrenip yaşamaya muvaffak eyle, kimseye muhtaç eyleme, talebelerimizi muhafaza eyle, ilmama ihlas ehli eyle, ya Rabbi yardım eden yardımları kabul eyle, daha nice hayırlara vesile eyle, uzun ömür, hüsnü hatim, Hasan Efendi Hasan'ın cümle nasip et, ya Rabbi, Subhan Rabbi, geçmişlerine vurdun Efendimiz, Allah'ın sana, El Fatiha.